Herkese merhaba. Elinin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir ıspanak yemeği tarifim var bayanlar. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle bu tarifimde yarım kilo ıspanak kullanacağım. Videoyu çekmeye başlamadan önce güzelce yıkadım ve de doğradım. İstediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Ben böyle iri iri doğradım. Fark etmez. Fırında pişireceğiz. Daha sonra bir başta soğanım var. Bu ikisiyle harika bir yemek yapacağız şimdi. Öncelikle ıspanağın üzerine 2 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum ki bu tuz ıspanağın biraz böyle suyunu salıp e, sönmesini sağlayacak. Şöyle biraz salladım ki tuz her tarafına gelsin yavaş yavaş sönsün diye. Daha sonra yemeklik bir adet soğanım var. Onu da böyle e, doğruyorum kare şeklinde. Gerçi malzeme listesini ve kullandığım kapı ölçülerini detaylı olarak açıklama kısmını ekliyorum. Oradan rahatlıkla da takip edebilirsiniz. Evet ıspanakların üzerine doğramış olduğum soğanları ekledim. Hiç kavurmuyoruz bayanlar hiç gerek yok. Sonra iki diş de sarımsağım var. Onu da küçük küçük doğruyorum. Onu da ıspanaklarım içerisine ekleyeceğim. Evet. Şöyle bir sallıyorum. Kenara alıyorum. Evet, şimdi ıspanakta kullanacağımız sosun yapımına geçtik. Ben bu tarifimde 4 adet orta boy yumurta kullandım ama siz isterseniz 3 adet de kullanabilirsiniz. Benimkiler birazcık e, öyle büyük yumurta değildi. 4 adet yumurtam var. Onu çıkma kabına güzelce ekliyorum. Benim çocuklarım ıspanağı bir tek bu şekilde yiyorlar. O yüzden şiddetle tavsiye ediyorum. Daha sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Ben zeytinyağı kullandım ama isterseniz mısır özü ya da çiçek yağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra bir su bardağı sütüm var. Onu da ekledim. 200 mililitrelik bardaklarda. Evet bir su bardağı da unum var bayanlar. Mısır unu da kullanabilirsiniz. Çok yakışıyor. Onu da buradan belirteyim. Sonra birazcık şöyle bir hacim versin diye bir pakette kabartma tozum var. Onu da ekledim. Sıra geldi baharatlara. Ben karabiber ve tatlı kırmızı pul biber pardon kırmızı biber kullandım tatlı. Ama siz isterseniz baharatları kendi damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi ben sadece karabiber ve kırmızı toz biber kullandım. Şöyle çırpıcı yardımıyla harcımızı iyicene çırpıyoruz Çocuklar bu şekilde ıspanağı daha çok seviyorlar bayanlar yani benim çocuklarım ve etrafımda gördüğüm kadarıyla Tencerede pişen ıspanaktansa Bu şekilde fırında pişmiş olan ıspanağı Daha tercih ediyorlar öyle söyleyeyim Evet hazırlamış olduğumuz harcı şimdi ıspanaklarımızın üzerine Güzelce ekliyoruz ve de çok da pratik gördüğünüz gibi kesinlikle soğanları filan kavurmamız yok ıspanağı da herhangi bir işlemden geçirmedik. Sadece yıkadık ve doğradık. O yüzden yapımı kolay. Şu elime bir eldiven geçirdim. Kaşıklı zor oluyor. Bu kısımda kesinlikle el kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi harcımızı ıspanaklarımızın her yerine gelecek şekilde güzelce karıştırıyoruz elimizle. Kaşıkla olduğu zaman bu kadar güzel olmuyor, her yerine gelmiyor. Önemli olan hazırlamış olduğumuz harcın, ıspanağımızın her yerine değmiş olması. Evet, şöyle bir dikdörtgen borcamım var, onu da hazırlayacağım. Şöyle güzelce zeytinyağıyla yağlıyorum fıs fısla borcamı. Evet. Evet, şimdi fırınımı da çalıştırdım 180 derece alt üst ayarda, o da ısını duruyor. Evet şimdi ıspanaklı harcımızı güzelce borcamımızın içerisine yerleştiriyoruz. Yine eldiven elimde bu işleri elle yapmak çok daha kolay oluyor. Onu da buradan belirteyim. Şöyle tepsinin içerisinde simetri şekilde iyice yerleştiriyorum ve dediğim gibi ısınmış olan 180 derecelik fırınımda yaklaşık bir 20-25 dakika kadar pişireceğim. Daha sonra e, kaşar peynir serpeceğim üzerine. O böyle pişiyorken benim de yaklaşık bir 100 gram kadar taze kaşar peynirim vardı. Onu rendeledim ama kaşar peynirini siz de kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Evet şimdi bir 20 dakika kadar pişti. Görüyorsunuz ıspanakları. Şimdi üzerine kaşar peyniriyle buluşturacağım. Biraz daha fırınlayacağım. Dediğim gibi mısırın da çok güzel yakışıyor bu tarife. Ben normal un kullandım. Elimde mısır unum yoktu. Çeşit çeşit yapabilirsiniz bayanlar. Evet güzelce kaşar peynirlerim rendesinde yerleştirdim. Biraz daha böyle bir eklendirmek, tatlandırmak istiyorum. Susam kullanacağım. Ama siz kesinlikle kullanmak zorunda değilsiniz. Ama şiddetle tavsiye ediyorum. Susam bu tarifte inanılmaz yakışıyor. İçinde de un ve yumurta var ya sanki böyle ıspanaklı börek yiyormuşsunuz havası oluyor. Ve çocuklar çok daha kolay tüketiyorlar bu şekilde. Buradan küçük bir tavsiye size. Evet. Şimdi tekrar 180 derece fırınımızda kaşarlarımız pişene kadar e, pişiriyoruz. İçi böyle nasıl diyeyim çıtır çıtır olmuyor. Ispanaklar yumuşacık e, oluyor. Evet gördüğünüz gibi fırından çıkardım. Artık birazcık böyle ilk sıcağı geçtikten sonra sizin için... E, tadacağım. Doku testine geçeceğim. Şöyle birazcık yakın çekim yaptım. Ispanaklar içerisinde inanılmaz yumuşak ve çok kolay yenilebilir oluyor. Böyle çıtır çıtır olmuyor. Ama üstü kaşarlar çıtır çıtır. Dediğim gibi birazcık da susam serptiğimiz için sanki bir ıspanaklı börek yiyormuşsunuz havası oluyor. Çok fazla da un kullanmadım. Hani beyaz un çok da hani ıspanağın yapısını bozmak istemedim. Ama un miktarını arttırırsanız daha da börekimsi bir hava olur. Ama bence yarım kilo bir su bardağı Un çok da yeterli oluyor. Evet şöyle dilimliyorum bayanlar. Şimdi artık içinde göstereceğim. Dediğim gibi içi de yumuşacık oluyor. Çok da lezzetli oluyor. Eğer ki videomu buraya kadar izlediyseniz yorumlar kısmına küçük bir amacı da olsa koyarsanız bana destek verirsiniz. Çok sevinirim. Evet gördüğünüz gibi içi de harika. Şimdi birazdan tamamen tadacağım. Yumuşacık harika bir tarif. Yapımı da oldukça kolay hiç uğraşma yok, kavurma yok. Hemen tepsiye koyuyoruz ve pişiriyoruz. Evet. Bayanlar, dostlar, bayanlar dedi. Sadece bayanlar izlemiyor, dostlar. Umarım benim ıspanak yemeği tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdi de afiyet olsun diyorum. Eğer ki tarifimi denerseniz yorumlar kısmında benimle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Eğer ki tarifimi beğendiyseniz WhatsApp ve sosyal medya üzerinden sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet yavaş yavaş artık videonun sonuna doğru geldik. Ispanağı da sizin için <laughs> tadıyorum. Dediğim gibi çok da lezzetli oluyor. Şimdi benden bu kadar diyorum. Daha güzel, daha farklı, en önemlisi daha pratik tariflerde tekrar görüşebilmek üzere diyorum. Çünkü bu kanalda sadece ve sadece pratik tarifler var. Şimdi benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın bayanlar ve dostlar.